Kazakistan ve Kırgızistan'da kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi. Duisburg merkezli Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi Etik Kurbanını Paylaş sloganıyla Orta Asya'nın farklı bölgelerinde yoksul ailelere kurban eti dağıttı. Özellikle bayramlarda yetim ve ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmayı gelenek haline getiren Etik, Almanya'daki Türklerden alınan yardımları Orta Asya ülkelerine ulaştırdı. Etik Başkanı Abdülcelil Karakaş yaptığı açıklamada Orta Asya ülkelerinde Almanya'dan gönderilen desteklerle kurban eti dağıttıklarını dile getirdi. Kurban etlerini yetim ve dul kadınlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi insanlara dağıttıklarını ifade eden Karakaş, insani yardıma kesintisiz devam edeceklerini söyledi. Çin hükümetinin Uygur kadınları için aile planlaması politikaları ve acımasız bir şekilde Uygur kadınlar üzerinde kısırlık için uygulanan T şekilli bakır yaylı spiral taktırmanın zorunlu olarak yaygın kullanımı Uygur kadınlarını helak eden çeşitli hastalıklara yakalanmalarını arttırdığı ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Doğu Türkistan'da insan hakları krizi konulu Birleşmiş Milletler seminerinde Çinli yetkililer tarafından zorla kısır olduğunu ifade eden kamp tanığı Zumrat Davut, Uygur kadınlar için takılan spiralin bu türden olduğunu, takılırken doktorların 10 yıl süreli dedikleri ancak kullanan kadınlarda çok geçmeden yan etki göstererek ağır rahatsızlıklar görülmesine rağmen çıkarmak için 5 idare mührünün istendiği, çaresizlikten çoğunun doğuramaz hale geldiğine tanıklık verdi. Doğu Türkistan'daki Bölge Sağlık Komitesi tarafından yayınlanan verilere göre son 24 saatte Çin virüsüyle enfekte 28 kişi daha belirlendi. Vaka sayısı 590'a yükseldi. 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada bölge genelinde yeni rastlanan 28 vakadan 8'ine bulaşıcı olmayan enfeksiyon teşhisi konulurken vakalar Urumqi, Kaşgar, Şanji ve Bingtuan'da belirlendi. Toplam 590 kişiye virüs bulaştı. 5 kişinin durumu kritik ve 21'inin durumu ise ağır şu an için. An itibariyle karantina altına alınarak gözlemleme hasta sayısının 14.939'a ulaştığı öğrenildi. Doğu Türkistan'daki Çin virüsün hızla yayılması uluslararası kamuoyunun dikkatini tekrardan Doğu Türkistan'daki kamplara ve zorla çalıştırma alanlarına çekiyor. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetiminin Çin hükümetiyle doğrudan bilgi paylaşan ve ABD için ulusal güvenlik riski teşkil eden Çinli yazılım şirketlerine karşı kısa süre içinde harekete geçeceğini söyledi. Trump, Cuma günü Florida'dan dönüşte yaptığı açıklamada sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de yasaklanması için cumartesi günü bir kararname çıkartacağını bildirmişti. Pompeo, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada Başkan Trump yeter dedi ve biz de bu durumu düzelteceğiz. Başkan, Çin Komünist Partisi ile bağlantılı yazılımlarla ortaya çıkan geniş bir dizi ulusal güvenlik riskiyle ilgili önümüzdeki günlerde harekete geçecek diye konuştu. ABD ile Çin arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanırken yeni bir gelişme Apple cephesinde yaşandı. Bu yılın başlarında tüm lisanssız uygulamaları App Store'dan kaldıracağını açıklayan ABD'li şirket 31 Temmuz'a kadar şirketlere süre vermişti. Bu ayın başında lisans numaralarını bildirmeyen yaklaşık 3000 uygulamayı Çin'deki mağazasından kaldıran Apple, bugün itibariyle toplamda 29.800 uygulamayı Çin App Store'undan sildi. Üstelik silinen uygulamalar arasında Zynga ve Supercell gibi devlerin oyunları da bulunuyor. ABD'li SpaceX şirketinin 30 Mayıs tarihinde fırlattığı Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği Dragon uzay aracı ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi astronotları Bob Bunkley ve Doug Hurley başarılı şekilde dünyaya geri döndü. Astronotlar 19 saatlik yolculuğun ardından Florida'nın doğu kıyısında okyanusa iniş yaptı. Astronotlar suya yapılan inişin ardından kurtarma tekneleriyle sudan çıkarıldı. SpaceX dünyanın uzaya insan götüren ilk özel şirketi oldu.